Arkadaşlar merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün neredeyim? İsveç'in Älmhult şehrindeyim ve sizlere bugün İsveç'te İsveç dilini bilmeden yapabileceğiniz 5 veya 6 iş alanı hakkında konuşacağım. Ayrıca bu videoya başlamadan önce İsveç'le alakalı çektiğim birçok videoya İsveç adı altında video listesi bulunmakta. Orada paylaştım. Burada da göstereceğim. İsveç'te IKEA mağazası olsun, market alışverişleri, yaşam hakkında. IKEA müzesine gittim. Onunla ilgili videolara bakabilirsiniz. Şu an IKEA'nın otelindeyim arkadaşlar. Älmhult şehrindeyim. Malmö 2 saat uzaklıkta. IKEA oteliyle alakalı, konseptiyle alakalı video çektim. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. Videoya başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı da göreceksiniz. Beğenebilir, yorum yapabilir, desteklerinizi esirgemeyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz videomuza başlayalım. Arkadaşlar, ilk yapabileceğiniz meslek ne diyebilirim? Yemek siparişi. Birçok uygulama bulunmakta. Buna yani tabii her şehirde farklı uygulamalar olabiliyor. Daha çok büyük kapital şehirlerde, Stockholm, Malmö gibi kapital büyük şehirlerde yapabileceğiniz meslek alanlarından biri bu diyebilirim. Daha küçük şehirlerde de bazı uygulamalar da bulunabilir, olabilir. Benim belki haberim olmamakta ama bunu ne diyebiliriz? Uber Eats diyebiliriz veya Uber Eats'in olmadığı yerlerde başka yerel uygulamalar veya iş alanları olabilir. Siz internete Google'a Food Delivery Sweden yazarsanız zaten birçok iş ilanı gelecektir. Bu iş ilanında yemek siparişi yapabilirsiniz. Yemek siparişini bisikletle veya motosikletle kendiniz alıp götürebilir veya bir yere bağlı çalışacaksanız işvereniniz size sağlar, siz götürürsünüz. Ve bu gibi işlerde kesinlikle dil bilmenize gerek yok. Sadece siparişi götürüp paranızı alıyorsunuz. Bu kadar. Arkadaşlar, ikincisi de taksicilik. Bildiğiniz üzere dünyada, hatta Türkiye'de geçen yılda yasaklanmış olan taksi uygulaması olan Uber, Bolt gibi uygulamalar İsveç'te çok geçerli ve çok popülerliğini hala tutmakta. Şimdi bu Uber veya bu dediğim aslında alanlarda çalışabilmeniz için aslında yanlış başladım. Sizin eğer burada oturma izniniz, çalışma izniniz yoksa kesinlikle bir çalışma izniniz olması lazım. Onun haricinde kesinlikle çalışamazsınız, bunu belirteyim. Bu Uber veya Bolt, Uber'in alt ana markası olup daha ucuz servis veren bu taksicilik işini yapabilmek için kesinlikle sizin yerel bir ehliyetinizin olması lazım ve taksicilik yapabileceğinize dair lisanslı belgeniz olması lazım. İşte bunun da ilk şartı büyük ihtimal ve bunun da ilk şartı zaten ehliyet ve diğer sağlık vesaire taramalarından geçmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı üzerinden çalışabilirsiniz. Arabayı kendiniz mi alacaksınız dersen evet, kendinizin alması lazım. Tam uygulamayı hatırlamıyorum. 10 veya 15 yaşında bir arabanız mı olması lazım? Ve direkt Uber, normalde direkt çalışanlar olmadan ve Uber partneri olarak çalışmak isterseniz veya Bolt partneri olarak fatura kesilecek bir şirket olması lazım. Aracı şirket. Onda da aracı şirket bulmanız lazım. Aracı şirketi bulunca da onlar aylık bir kesinti yapıyor ama çok cüzi miktarda. Ve ödemelerini de çok iyi ve kısa sürede gerçekleştiriyorlar. Yani kesinlikle öneririm. Üçüncü diyebileceğim meslek alanında task runners diyebiliriz. Bu daha çok böyle el işçiliği üzerine IKEA gibi. Bildiğiniz üzere IKEA İsveç menşeli bir şirket olmakla birlikte İsveç'te çok popüler ve genelde İsveç'te IKEA'dan alışveriş yapan kişiler, ki önce şunu açıklayayım, IKEA normalde bildiğiniz mobilyaları birleştirmemiş olarak flat pack paketleme yöntemiyle genel olarak satıyor ve bu mobilya tarzı tüm ev eşyaları kullanım kılavuzuyla geliyor ve çoğu kişi zaman yarım saat, 20 dakika, 1 saat harcamak istemiyor. Bu task runner işi ile siz böyle haftanın, yani saatlik, flexible, yani esnek olarak çok rahat çalışabilir ve başkalarının evine giderek bu mobilyaları siz birleştirebilirsiniz. Böyle bu iş dalı gerçekten çok popüler olmakla birlikte ana veya böyle part time çalışabileceğiniz
bir iş haline getirebilirsiniz kesinlikle. Dördüncüsü ev temizliği. Genel olarak İsveç'te genelde çalışanlar, yani dünyanın her yerinde olduğu gibi, çalıştıkları zamanlarda evlerini bırakıp genellikle temizletmeyi seçebiliyorlar, dünyanın her yerinde olduğu gibi. Ve bu İsveç'te de bu ev temizliği çok popüler. Günlük ev temizleme. Bu erkek olabilir, genellikle bayan olabilir. Bu ayrım yapmamakla birlikte böyle bir iş olanağının olduğunu da size haberdar etmek istedim. Bu sadece iş değil, genel olarak İsveç'te bahçeli apartmanlar olduğundan dolayı bahçe temizliği ve birçok değişik alanda temizlik de girebilir bunun içerisine. Yani nasıl anlamak isterseniz Google'a çok rahatlıkla yazarsanız ve belli başlı Facebook gruplarına da üye olursanız zaten internette sürekli düzenli olarak birçok ilanlar paylaşılmakta. Diğeri de arkadaşlar freelancer diyebileceğim birçok web siteler bulunmakta. Mesela siz bir alanda çok yoğunlaşmışsınız, çok uzmansınız. Diyorsunuz ki işte ben bilgisayar programcılığını çok iyi biliyorum. İşte şunu şunu yaparım, saatlik ücretim budur diye. Mesela evden çalışabilirsiniz ya da ne bileyim bir makine mühendisinizdir, AutoCAD ya da inşaat mühendisinizdir. Böyle sistem üzerinden böyle dizayn yapabiliyorsunuzdur. Böyle birçok firmalar bulmak ya da fotoğrafçılığı çok iyi biliyorsunuzdur ya da Photoshop çok iyi biliyorsunuzdur. Photoshop işi olabilir. Yani bu spesifik kendi alanınızda kendi yeteneklerinizi satabileceğiniz birçok web siteleri bulunmakta. İlanlarınızı bedava paylaşabileceğiniz web siteleri bulunmakta. Bu web siteleri aracılığıyla kendi alanınızda profesyonel olduğunuz yeteneklerinizi ilanını verebilir ve çalışabilirsiniz. Ve diğeri de son zamanlarda çok dünyanın her yerinde, Türkiye'de de başlayan en popüler bu scooter, elektrikli scooter kiralama olayı bulunmakta. Şu an İstanbul'da da bulunmakta. Ülkelerin büyük şehirlerinde bulunmakta. Lime tarzı diyebilirim. Belki şu an Amerikan şirketi Lime dünyanın neredeyse her ülkesine geldi ama yerel daha çok yavaş yavaş yerel şirketler de bu pazara giriyor ve bu rekabet ortamında gerçekten iyi de para veriyorlar. Bu bildiğiniz sokakta bulunan skuterların şarj edilmesi lazım. Yani gündüz normalde kullanıcı kullanırken akşamleyin de bunlar şarj oluyor. Bunlar nasıl oluyor arkadaşlar? Bu birçok markalar bulunmakta. O markaların web sitelerine girip Uber gibi kullanıcı değil de partner olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Benim bildiğim üzere bu şarj cihazlarını siz satın alıyorsunuz. Ve ne kadar çok şarj cihazınız olsa o kadar adet siz scooter şarj edebiliyorsunuz. Scooter başına para veriyorlar işte. Ne kadar çok şarj cihazınız olursa ona göre o kadar çok scooter şarj edersiniz. Herhalde bir scooter'ın şarjı 6 saat desem belki 10 tane şarj cihazınız olsa günde 3 defadan 10 taneyi düşünün kaç tane scooter şarj edebilirsiniz. Bunu aylıkla çarparsanız hatta bir depo bile kiralarsanız günde 10 şarj cihazından 3 defadan 30 50 tane şarjı 50 tane scooter şarj ederseniz ayda ne kadar para ediyor inanamazsınız. Tabii bunun içinde düzgün bir tane büyük minivan bir transporter tarzı bir araç da olması lazım ama dediğim gibi bunları yapanlar çok var ya da neredeyse yani Uber'den daha da çok yüksek bir getirmekte ama kötü yanı ne? Bu yemek siparişi olsun, bisikletle yemek siparişi veya bu tarz scooterları şarj etme işi genel olarak sezonluk olup yazın daha çok rağbet olmakla birlikte kışın çok fazla olmuyor. Ondan dolayı yapanlar var ama kışın daha da çok azalıyor diyebilirim. Şimdi ortalama zaten 5-6 tane size örnek verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olsa yorum kısmına bekliyorum. Ve bu arada her videoda demeye başladım da diyorum da arkadaşlar siz beni takip etseniz bile eğer beğenip yorum yapmazsanız sizin abone olduğunuz, takip ettiğiniz kanalları sizin listenizde göstermiyor. Çünkü ilgilenmediğinizi anlıyor. Sadece izleyip geçtiğinizi. Eğer yorum yapar beğenirseniz kesinlikle hem de kendiniz ön sayfalarınızda görürsünüz hem de YouTube önerir beğenip yorum yaparsanız. Hala takip etmiyorsanız takip edin. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan ulaşabilir. Sorularınızı sorabilirsiniz.
Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.